Aziz müminler, asil Müslümanlar. Geçen derslerimizde İslam tebliğatının İslam'ı insanlara anlatmanın, insanların kalplerine, vicdanlarına, yüreklerine Allah sevgisinin ve Allah korkusunun dengeli olarak yerleştirilmesinin ehemmiyetlerini ve zaruretlerini anlatmaya çalıştım. Bu mevzuda sayısız denecek kadar söylenmesi gereken sözler var. Başta Allahu Azimüşşan Celle Celaluhu beyanları, ayetleri, hükümleri, sonra da Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin çok sayıda hadisi şerifleri var. İslam alimlerinin hükümleri var, açıklamaları var. Bütün bunlar gösteriyor ki Allah'ın dinini insanlara anlatmak bir farzdır. Anlatmak bir vecibedir. Allah'ın dinini yeryüzünün bütün insanlarına anlatmak için Müslümanların tedbir alması, bir cemaat çıkarması, bir grup hazırlaması, bir heyet hazırlaması bir farz-ı kifayedir. Kur'an-ı Mübin bu hususta şöyle emrediyor. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Ey müminler, ey Müslümanlar! Siz içinizden bir cemaat, bir cemiyet çıkarmaya, bir kadro hazırlamaya mecbursunuz. Sizin içinizden mutlaka bir cemaat bulunsun. Vel tekün olsun demek Arapça. Olsun, bulunsun. Ne bulunsun? Ümmetün, bir cemaat bulunsun. Bir heyet bulunsun. Minküm, sizden, sizin içinizden, sizin dininizi, sizin imanınızı, sizin Kur'an'ınızı çok iyi bilen, çok iyi anlatabilen, çok iyi insanlara tebliğat yapabilen bir cemaat bulunsun. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayr-ı mutlak dediğimiz İslam'a davet etsinler. İslam'a davet edecek, insanları İslam'a çağıracak, insanları İslam'ın hakikatlerine davet edecek bir cemaat içinizde mutlaka bulunsun buyuruyor. Ya kim bu arkadaşımız? Bu dersin intizamını bozmaya kimsenin hakkı yok. Öyle delilik yok, divanelik de yok bu camide. Burası resmi bir vazife makamı. Akıllı davranın. Müslüman akıllı olur, aptal olmaz. Hangi zamandayız, hangi vakitteyiz? Divaneliğe lüzum yok. Allah'ın azabını çekmeyin. Mutlaka bir cemaat bulunacak ve Allah'ın dinini insanlara anlatacak. İnsanların vicdanlarına Allah'a ait hükümleri anlatırken, yeryüzü insanlarının tabii ahvalini iyi bilecek, hayatlarını iyi bilecek, cemiyetlerini, cemaatlerini, coğrafyalarını, iklimlerini iyi bilecek ve aynı zamanda yeryüzü insanlarının konuştukları lisanları da bilecek. Lisan, İngilizceyi, Fransızcayı, Japoncayı, Rusçayı, Arapçayı tabii başta, Allah'ın dinini yaymak isteyen insanların
o içine gittikleri insanların lisanlarını, dillerini konuşması gerekecek. Demek ki ayet-i ilahiyenin zımnında İslam tebliğatını yaparken hangi cemaate, hangi cemiyete, hangi millete İslam anlatılacaksa onların lisanının da bilinmesi iktiza ediyor. Onların lisanını bileceksiniz. Bugün mesela Japonya'da İslam araştırmaları hızla gelişiyor. İslam araştırmaları. Geçen gün Diyanet İşleri Başkanlığımıza Japonya'dan bir heyet geldi. Gazetelerden okumuşsunuzdur. Bir heyet geldi. Dini İslam hakkında malumat istiyorlar. İslam nedir? Hazreti Muhammed Mustafa kimdir? Kur'an nedir? Allah'ın yolu nedir? Türkiye'de İslam çalışmaları, İslam araştırmaları, İslami metotlar, İslami usuller nelerdir? Bunlar hakkında bir araştırmak için bir heyet geldi. Oradan kalkıp Mısır'a, oradan kalkıp Suudi Arabistan'a, oradan kalkıp diğer İslam, Müslüman milletlerin bulunduğu bölgelere gidecekler ve İslam'ı araştıracaklar. Şu anda öğrendiğimize göre Japonya'da binlerce Japon asıllı insan, profesör, eğitimci, yazar vesaire, sporcu, Allah'ın en son ve en mükemmel yeryüzüne gönderdiği İslam'ı araştırmaya devam ettiklerini öğreniyoruz. Binlerce profesör, yazar, muharrir, fikir adamı neyse Japonya'da hızlı ama çok hızlı bir şekilde İslam araştırmaları var. Araştırıyorlar. Belki de 14. Hicri asrın en büyük İslami neticesi Japonya'da tecelli edecek inşallah. Büyük çalışmalar var. Büyük çalışmalar var. Bunun da sebeplerini tabii araştırdım ben. Kendim şöyle düşünüyorum. Hacı efendiler dikkatle görmüşlerdir. Gerek Mekke'de, gerekse Medine-i Münevvere'de Japon firmaları, Japon ticaret malları, Japon arabaları, Japonya'da yapılan sanayi mamuller, sanayi mamulleri, ticaret eşyası, daha doğrusu Japon iş adamları en fazla temas kurdukları insan olarak Müslümanlar bugün. Bilhassa Hicaz'da Suudi ile ve diğer İslam ülkeleriyle çok sıkı temasları var. Cenab-ı Hak isterse onların ticari temaslarından sonra onların kalplerine, onların yüreklerine İslam imanını oturtabilir Habibullah hürmetine. Orada Medine-i Münevvere'de Resul-i Zişan bulunuyor hala. Mekke-i Mükerreme'de Kâbetullah bulunuyor. Bunların hürmetine oralarla sıkı işbirliği olan, ticari münasebetleri olan bu insanların kalbine Allahu Azimüşşan 15. Hicri asrın şerefi, bereketi, rahmeti sebebiyle onların kalplerine İslam'ın hakikatlerini koyabilir ve inşallah da bu ışık görünmüştür. Yeryüzünde bugün her tarafta en çok konuşulan, en çok tartışılan, en çok bahsedilen, günün meselesi halinde bulunan tek din, Allah'ın son dini olan din-i celil İslam'dır elhamdülillah. Ama buna mukabil bizim Müslümanlarımız, bizler Türkiye'de yaşayan Müslüman kardeşlerimiz bu yolda ne gibi faaliyetler yapabilmişlerdir? Ne yapmaktadırlar? Ne yapıyoruz? Bizim için en mühim olan bu. Bizim muhasebemiz, kendimizi hesaba çekeceğimiz mevzu burada düğümleniyor. Bizim içimizde İslam'ı bütün memlekete, evvela kendi insanımıza, Cenab-ı Hak buyuruyor, demin anlattım, içinizde insanları İslam'a çağıran bir cemaat bulunsun
Böyle bir cemaat bulunduracaksınız. Bir grup, bir heyet bulunduracaksınız. Biz bu açıdan, bu noktadan o kadar zayıf düşmüşüz ki, aynı lisanı konuşan memleket evlatlarına, aynı lisanı konuşan, mesela Türkçeyi konuşuyoruz, Türkçe. Türkçeyi konuşan, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de bulunan insanlarımıza bile biz İslam'ı hakkıyla anlatabilmiş değiliz. En acı meselemiz budur. Bence bugün en mühim mesele budur. Kendi memleketimizdeki insanlara İslam'ı anlatamamışız. Çocuklarımıza İslam'ı anlatamamışız. Karımıza, kızımıza, gelinimize, torunumuza, cemaatimize, cemiyetimize, etrafımıza, muhitimize İslam'ı anlatamamışız. Bu bir problem değil midir? Hem de her şeyin üstünde en mühim problemdir. En mühim problemdir. Bunu halletmeden Müslümanlar hiçbir şeyi halledemezler. İslam'ın tebliğatını bütün bir ümmete, millete, cemaate, cemiyete, köye, kasabaya, her tarafa hakkıyla götürebilmek için tam manasıyla bir tedbir almadıkça Müslümanların yapacağı bir şey yoktur. Bunun yanında gayrimüslimlerin, yani Müslüman olmayan toplulukların kendi inançlarını, kendi dünya görüşlerini, kendi felsefelerini, kendi ihtiraslarını her tarafta dikkat ederseniz yayıyorlar. Çok yayıyorlar. Bütün güçleriyle çalışıyorlar. Yahudiler hızla çalışıyor. Hristiyanlar hızla çalışıyor. Misyoner teşkilatları, Yahova şahitleri ve buna benzer gizli açık cemiyetler kendi inanışlarını yaymak için çileden çıkarcasına çalışıyorlar. İşte bu son hafta içerisinde bir bakıyorsunuz bazı insanlarımızın evine, dükkanına broşürler geliyor. Broşürler geliyor. Açıyorsunuz bir o mektubu, içinden bir kitap çıkıyor. Kitap baştan başa hitap ettiği insanı Hristiyanlığa, batıl bir inanışa davet ediyor. Veya bir başka bir şey çıkıyor, Yahova şahitliğine davet ediyor. Bütün güçleriyle, gayretleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Ve onlar bizim batıl dediğimiz, aslı bozulmuş, değişmiş dediğimiz inanışlara sımsıkı sarılmış bulunuyorlar. Esnafımız, tüccarımız iyi bilir. Geçen hafta içerisinde Hristiyanların, gayrimüslimlerin bir bayramı vardı. Perhiz bayramı. Artık ne yapıyorlarsa tabii bütün etrafıyla bilmiyoruz. O esnafın ve tüccarın, gayrimüslim esnafın, tüccarın hiçbirisi dükkanını açmadı. Hepiniz şahitsiniz buna. Sıkı sıkıya bağlılar adamlar. Sımsıkı bağlılar. Kendi inançları istikametinde mükemmel çalışıyorlar. Mükemmel çalışıyorlar. Birbirlerini çok iyi destekliyorlar. Birbirlerini çok iyi besliyorlar. Birbirlerine çok iyi bağlılar. Gayrimüslimlerden bahsediyorum.